Yine herkese merhabalar. Biz yine durmuyoruz. Sürekli bir takım şeylerle uğraşıyoruz. Bunlarla uğraşırken de inanılmaz keyif alıyoruz. Çünkü bizim için hem rehabilitasyon, hem üretmek, hem buraya bir güzellik katmak. Bakın elimize kalan fayanslardan ahşap kaplama yapmıştık. Bu masaların üstü de yepyeni, altı da yepyeni. Hiçbir bozulma yoktu. Boya atıldığı zaman son derece kullanışlı bir masaydı. Fakat ben bununla ahşap sandalyelerime takım olsun diye böyle güzel şirimşe yaptım. Bu benim biraz daha ustalık çalışmam oldu arkadaşlar. İlk amatör çalışmamı hatırlıyorsunuz. Şimdi derz dolgusunu hazırladım. Ondan sonra evet, bakın bunlar bile o kadar zevkli ki. Islak süngerimi de hazırladım. Şimdi bu görmüş olduğunuz aralardan su sızıp ahşabı etkilemesin diye evet, arasını böyle doldurdum ve siliyorum. Sonra süngerimle parlatıyorum. İnanılmaz hem kullanışlı, hem dekoratif, hem temiz. Hanımlar, bunları siz de kendiniz yapabilirsiniz. Hiç erkek işi diye bakmayın. İhtiyacımız olan artık fayanslar, derz dolgusu, aynı hamur, yani undan yapar gibi yapıyorsunuz. Hamur kıvamında. Küçük bir mala. İhtiyacımız olan her şey, hepsi bu. Ve tabii ki birazcık da inanmak. Bu da çok güzel oldu. Bu bozuk bir masaydı arkadaşlar. Bozulmuştu. Şişmişti yağmurun altında dura dura. Atmaya da kıyamadım. Bunu çok güzel bir fayansla kapladım. Çok güzel bir deseni var. Evet, aralarını da güzelce temizledim. Şimdi tekrar tabii ki tekrar bir kat daha atacağım ve dinlendireceğim. Ondan sonra sandalyeleriyle birlikte yerini alacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen siz de yapın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.